Sevgili izleyicilerimiz, bir başka televizyon programında sizlerle birlikteyiz. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Bugünkü programımızda değerli konuklarım var. Her zaman olduğu gibi ilk önce çağdaş kadın şairlerimizden Şükran Belen bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyorum Şükran Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, ilk 30 dakikayı sizinle geçireceğiz ama sevgili izleyiciler, ikinci ve üçüncü bölümlerde de geleneksel tekstili, tarihi, kültürü, ekonomiyi ve sivil toplum kuruluşlarını konuşacağımız konuklarımız olacak. Bizi merakla izleyin dedikten sonra Şükran Hanım'a şiir anlayışı nedir? Şükran Hanım şiir yazmaya ne zaman başladı? Şiir onun hayatında nerede duruyor sorusunu yöneltmiş olayım. Şiir yazmaya gerçek anlamda 80'li yılların ortalarında diyebilirim. Birkaç dergide, edebiyat dergilerinde o zaman yayınlanmıştı. Ama uzun bir ara verdim. 90'lı yılların sonunda tekrar yazmaya başladım. Ve 2000'li yıllarda, 2000'in başlarında kitaplarımın belki de ilk dosya hali oluştu. Çocukluğumdan itibaren şiire olan sevgim babamdan kaynaklanıyor sanıyorum. Babam benim öğretmendi ve bayramlarda kürsünün üstüne çıkarak şiir okurlardı. Ben de onları taklit ederdim eve geldiğimde. Böyle başladı şiir Evet, hevesi. şiir hevesi böyle başladı. Ama hani çok fazla şiir kitabı okudum mu o dönemlerde? Yani işte ortaokul, lise dönemlerinde. Hayır, çünkü bir kasabadaydım ben o dönemlerde. Ama öyküler, romanlar okudum daha çok ve şiir kendiliğinden çıktı aslında. Ve bu zamana kadar da sürdü. Umarım devam Evet, edebilirim. bu zamana kadar da 3 kitabımız yayınlandı. Kayıp Evet. Nefes, evet, bu hangi yılda yayınlandı? Kayıp Nefes, 2010. 2010'da Evet, 2010'da yayınlandı. yayınlandı. Evet, ikinci kitabımız İpek'in Ağrısı. Evet, o da 2011. 2011, birer yıl arayla galiba Evet. kitaplarınız değişik renklerde çıkmış oldu. Evet. Üçüncü kitabınızda Kuşlar Tahtı. Evet. 2012'de O da çıktı. Evet. 2012'de çıktı. Hangi yayın evinden çıktı? Yasak Meyve Yasak Yayınlarla komşu Meyve, yayınlarından çıktı. komşu Üçü de. yayınlarından ki şiir konusunda uzmanlaşmış bir Evet. yayın evidir. Evet. Evet. Bu üç kitabımın aslında ardı ardına çıkması Evet, nasıl üçü oldu? üçleme gibi düşünüyorum. Çünkü birbirinin devamı gibi bana göre bir hikaye anlatıyor aslında. Nedir sizin şiirinizle anlatmak istediğiniz hikaye, şiirinizi okuyanlara vermek istediğiniz mesaj, imgesel bir şiir anlayışınız var. Zaten adlarından belli, imgelerle, mecazlarla dolu Evet. bir şiiriniz var Evet. anlaşılan. Nedir mesajınız? Okuyucuya direkt bir mesaj değil aslında. Bir kişisel tarihle, bir yolculukla başladı şiirim. Ve o yolculuk sürüyor. Geçmişe giden, bugüne gelen ve sorgulayan, hayatı sorgulayan, varoluşu sorgulayan bir şiir yazıyorum. Hayatı sorgulamak dediniz. Hayatı sorgulamanın içinde insanın kendisini sorgulaması, tüm Evet. toplumu sorgulaması da dahil Evet. mi? Aslında önce insanın kendisinden başlamalı diye yolculuk düşünüyorum. Ve öyle de yaptığımı düşünüyorum kendi şiirlerimde. İçsel bir yolculuğa, ruhsal bir yolculuğa çıkıyorum şiirlerimde. Ve oradan belki hayata bakıyorum, oradan belki insana bakıyorum, oradan kendime bakıyorum ve sorular soruyorum. Aslında gecikmiş sorular belki ama sorulması gerektiğini düşündüğüm sorular bunlar. İnsanın kendi kendisiyle, hayatla yaptığı bir muhasebe adeta Evet. şiir. Okumak da biliyorsunuz insanın kendi içine dönmesi, iç dünyasına geçmesi ve yazarın verdiği veriler, bilgiler, yarattığı dünya içerisinde kendisini kaptırıp gitmesidir. Şair de şiiriyle bu işi daha
öz bir biçimde, daha direkt bir biçimde, daha yoğun bir biçimde yapıyor olmalı, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yazarken o yoğunluğu hissediyorum zaten. Şiirlerimin yazılma aşamasında böyle hayattan bir kopuş zamanı vardır benim için. Yazarlar, şairler böyle kendilerini soyutlar biraz değil mi? Kimseyi görmek istemediğiniz, sadece yazdıklarınızla baş başa kalmak istediğiniz, kendinizle olmak istediğiniz bir dönem tamamıyla şöyle çıkıyor aslında. Çok kurgusal yazmıyorum. Yapılmış bir şiirden söz edemem kendi şiirim için. Daha çok esine dayalı galiba, içsel bir dışa vurum gibi bir şey mi? Evet, daha çok öyle yazıyorum. Şiirimi, o sesini, iç sesini duymadan şiire oturamıyorum zaten. O sesi duymam gerekiyor. Evet. Ama tabii bir süre sonra yazmaya devam ettikçe o bir şekilde artık her gün bir cümle yazabilecek noktaya geliyor insan. İçerideki ses, içimizdeki ben, evet, bu da diyor değil mi? Evet. Kelimeleri, evet, dizeleri dışa vuruyor. İsterseniz şimdi sizden bu üç kitabınızda da yer almayan yeni, evet, şiirlerinizden bir örneği kendi sesinizden sunmanızı yeni, rica evet, etsek. Evet, taze taze. Taze taze, adı nedir? Mevsim Gürültüleri. Evet, dinliyoruz efendim. Mahrem bir tesadüfe açılır eski radyolar. Kırılır mana en ıssız yerinden. Çatlar konsol. Siz evde yok muydunuz? Beyaz katından sıyrılırken. Rakamı silinmiş megahertz, yaşını unutmuş kadınlar gibi. Burnunuzun direği sızlamaz mı? Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Sahi evdeki siz değil miydiniz? Ah, ellerimin kısık sesi, bağırdığını kim duyar? Sizin sevinçli telaşlarınızı yazmayacağım. Sonbahardı, kemik saplı bir bıçak suya saplandı. Bunu ancak bahçeler anladı. Siz o bahçede de yoktunuz. Duymadınız mı? Kargalar ve martılar dünyanın leşini bulur. Ahşap tenini unutur, isyan öfkesini. Kar yağarken çatılara bir halk kadar çok ve aslında yalnızsınızdır. Söylemedim mi? Tırnaklarım eskisi kadar batmıyor. Boyum kısalıp ayaklarım taraklanıyor. Enine genişleyen bir bedene sığamıyorum. Siz kör kuyulara bakarken limanlar yabancı bir denize uğurlandı. Huysuz ve tatlı kadın yatağında ölü en mahrem sesiyle. Kül olan ormanlar kadar tenhalaştık sonra. Adımız naçar, iki yanda kollarımız. Hızar sesi kara bir delikte kaybolurken çekiç sesi tanımlamadı hiçbir devrimi. Ürkütücüydü görmemeniz. Kırılan baharat kavanozu muydu? Sahi siz neredeydiniz? Eskiciler denizi ortasından yırtarak yelken yaptılar. Rüzgar efekti, ajans haberleri, merdivende ayak sesleri. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şairlerin o yoğunlaşması ve odaklanması, bir yandan da esin perisini bulmaları tabii özel bir şey. Herkes bu esine sahip olamıyor galiba. Çevrenizde de böyle şiir yazmak istediği halde yeteri kadar verimli olamayan, başarılı olamayan insanları görüyor musunuz? Şiir yazmak isteyenlere öneriniz nedir? Kendilerini şiir konusunda bir adım atmaya itecek
gözlemleri ne olmalı? Kendilerinde şairlik yetisini nasıl gözlemleyebilmeliler, keşfedebilmeliler? Doğu toplumlarında ve bu ülkede de en çok şiirleşiliyor aslında. Şiir söyleniyor. Okunmasa da çok fazla. Herkes bir şekilde hayatının bir döneminde yazmış ve bunu şiir yazdığını söylüyor. Gençler çok daha yeni adımlar atıyorlar şiir konusunda ve daha cesurlar. Şimdi internet evet, sayfalarında şiirlerin paylaşıldığı yerler var. Evet, yayınlıyorlar. Yani o kadar da şiire uzak bir kuşak yok değil mi? Yok aslında, ama hani neyin şiir olduğu konusu da çok tartışmalı. Dolayısıyla şiir yazan genç arkadaşlardan bana ulaşan insanlara sadece şunu söylüyorum. Çok okumaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü kendilerinden önce yazılmış olanı okumaları gerekiyor. Ve yeni yazılanları takip etmeleri gerekiyor. Okumadan yazılamayacağını düşünüyorum. Çünkü ben de öyle yapıyorum. Yani okumadığım zaman yazamıyorum. Şiir yazamıyorum. Mutlaka okumam gerekiyor. Mutlaka benden önceki yazılmış ya da benim kuşağımdaki olan insanlarla iletişimim var. Dolayısıyla bunun bir formülü yok. Eğer şiir düşünüyorsa, şiiri hissediyorsa ve yazmak istiyorsa yapacağı tek şey okumak kendiliğinden geliyor sonra. Ondan sonra geliyor. Kaynaklarını, kültürel tarihsel kaynaklarını da araştırmalı değil mi? Bugünkü çağdaş şiirde etkileyen onlar, geleneksel halk şiiri var. Halk ozanlarının kullandığı bir şiir dili var. O yalın Öztürkçe. Evet. Divan şiirinin etkileri var şiirimizde. O bir zamanlar Osmanlıcanın da yoğun olarak kullanıldığı bir şiir, ölçülü, vezinli bir şiirdi. Ama şimdi çağdaş şiir her ne kadar serbest şiir olsa da bu geçmişten de, kültürel birikimden de etkileniyor mutlaka. Dolayısıyla o klasik örnekleri bildiği zaman genç bir şair kendi yolunu daha mı kolay bulur? Evet, katılıyorum. Gelenekten elbette aslında hepimiz yararlanıyoruz ve yararlanmak da gerekiyor. Çünkü geçmişimiz, oraya bakmadığımız sürece bir şey üretmek de çok mümkün değil. Ve sanıyorum tek yolu bunun okumak, kendimizden öncekileri ve şu anda yazılanları okumak. Ama bunu seçerken de elbette bir takım adımlar atmak gerekiyor. Şiirin temel taşları var. Temel taşı diye kabul ettiğimiz insanlar var. Onları okumak gerekiyor. Evet. Ve çokça da yazmak gerekiyor. Evet. Birine sorarak bu işin ya da bunun bir okulu yok ya da işte bir usta çırak ilişkisi mümkün değil. Şiir çok bireysel bir şey, çok tek başına yapılan bir şey. O yüzden çok da insanların ne söylediğine bakmamak gerekiyor. Kendi içgüdüleriyle de hareket etmesi gerekiyor. Yani bana soran şairin. Arkadaşlara işte bir şey yazdım hani bakar mısınız diyen arkadaşlara söyleyebilecek çok şeyim olmuyor. Çünkü dediğim gibi çok bireysel bir şey o. Ancak hani şunu söyleyebiliyorum. Evet, bu şiire doğru giden bir şey ya da hani bu biraz öyküye yakın gibi şeyler söyleyebiliyorum. Değerlendirmeler yapabiliyorum ama evet, şiirin daha sonra nasıl popülerleştiği ve genel kabul gördüğü konusunda festivaller, dergilerde yayınlanma gibi konulara gireceğiz ama bir değerli izleyicimiz telefon hattında. Sayın Cesur Poyraz, iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun, konuğumuz Şükran Belen'e ne sormak istersiniz, ne evet, sormak istersiniz? Evet, öncelikle kendisine hayranı olarak ailecek selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz kitabını da okuduk, özellikle İpek'in Ağrısı ve Kuşlar Saati'nde çok beğendik. Evet. Hatta Kuşlar Saati'nde beni çok sevdiğim, beste yapmaya çalıştığım bir dörtlüğü var, okumak isterim. Tabii, kötü buyurun. Şeyler, buyurun. Kötü şeyler olacak, çocuğun hatırası olmasa, kaynak. Kainat köksüz kalacak. Sabah rüzgarlarında yazıcılar ve ebabil. Bulamamıştık içinde. Toz gibi sezeri. Çok
Çok teşekkür ediyoruz bu güzel katkınız için. Çok size teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler efendim. Evet, böylece bir şiir severimiz de telefonla bağlanmış oldu. Evet, sesinden de anladığımız kadarıyla genç bir izleyicimiz. Şimdi gençlerin, şair adaylarının kendi şiirlerinin popülerliğini ya da şiir dünyasında kabul edilirliğini anlayabilmeleri için herhalde ilk adım dergilerde yayınlanması ve başka neler var? Evet, dergiler önemli. Bir sürü de aslında şiir dergisi çıkıyor. Ülkemizde değil evet, mi? Evet, tabii. Çok saygın dergiler var. Ve oralara şiirler göndererek yayınlanmasını sağlamak. Aslında ben de ilk dergide yayınlandığında inanılmaz mutlu olmuştum. Dolayısıyla o yerler işin mutfağı da sayılır. Elbette bilinir olmak, okunur olmak, orada diğer insanların kimlerle birlikte, belki bir ustayla aynı yerde yer alıyorsunuz. Yer alıyor, çok özel olabilecek bir şey. Yeni bir evet. Şair olmasına rağmen ve o tepkileri görüyor. Aslında ilk deneyim, ilk şairlik provası diyelim. Hı hı. Okullardaki şiir panolarında falan olmaz mı? Ha, evet, Hanım. Benim öyle bir anım var. Biraz şey, buruk bir anı. Buyurun. İlkokulda ünite dergilerine bir şiir gönderilecekti. Ve işte herkes bir dize yazsın demişti. Ben iki dize yazmıştım. Ama bir arkadaşımızın adıyla çıkmıştı. Çok üzülmüştüm o zaman. Hani ben bir dize daha fazla yazmıştım oysa. Evet, aslında gibi. Belki öyle olması Şükran Hanım iyi olmuş. Çünkü sizi kamçılamış. Şiir tutkunuzu daha da o olay. Evet, bazen olsa, şey olabiliyor. Bu tür şeyler hani görürsünüz siz, ben de yazacağım gibi çocukça böyle bir şey hırslandınız demek ki. Evet. Elbette dergiler ve ben aslında dergiler konusunda bir sıkıntımı dile getireceğim ben. Evet, hemen söyleyin, sonra size bir şiir daha okutacağım çünkü. Dergilerde gerçekten hani hiç şu ana kadar kitabı yayınlanmamış genç yazarların olmasından yanayım ben. Yani oraya işte hani çok büyük ustalar belki zaman zaman yer alabilirler. Ama ben kendi adıma mesela yerimi o gençlere vermek istiyorum. Bu arada işte Şükran Hanım, biliyor musunuz son zamanlarda bazı yazar kuruluşları, bazı dergiler bu dediğinizi yapmaya başladılar. Çok iyi o zaman. Yani hiç tanınmayan, evet, evet. Öyküsü, şiiri kitabı yayınlanmamış, kitabı çıkmamış evet. Kişiler için ödül açıklamaları peş peşe geliyor. Bu çok güzel. Evet, bu iyi evet. Bir şey çünkü. Evet. Çünkü bizim okunabilecek, en azından okura sunduğumuz materyallerimiz, ürünlerimiz var, kitaplarımız var. Dolayısıyla hani bunlar varken bir de dergileri işgal etmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ya da belirli ölçüde. Ya da tabii evet, evet. Zaman zaman belki olabilir. Evet, şimdi hangi şiirinizi okuyacaksınız? Şimdi nereden okuyalım, kitaptan mı? İsterseniz bir kitaptan, bir peki, yayınlanmamış ilk kitabımdan. Şiirlerinizden. Evet, şimdi ilk kitabınızdan. İlk kitabınız Kayıp da Nefes. Kayıp Nefes'ti. Niye adı Kayıp Nefes? Adını sorayım şimdi, adına takıldım. İlk kitap bir ölümle başladı. Aslında başlangıç ölümle başlar mı? Başlayabilir. Bazıları ölümü başlangıç olarak da kabul edebilirler. Her zaman doğum başlangıç olmaz, evet, değil mi? Evet. Ve bu ölümle başlayan ve diğer kitaplarla da süren bir hesaplaşma var aslında. Ve benim Yeşilçam tutkum, çocukluğumdan kaynaklanan Yeşilçam tutkumdan bir bölüm burada var. O bölümü tamam. Okuyacağım size. Dediler ki, yeryüzüne birlikte geldiniz ve birlikte yaşayacaksınız. Beyaz perdeden elini uzattı bir beyefendi. İnce, uzundu. Hülyalı bakışlarında inleyen bir name. Tatlı sözler söyledi. Başımı eğdim, çeneme dokundu. Adı neydi? Kaldır başını ey Çamlıca, sizinle bir ömür. O her şeyi unutur. Ah, o gizli mabet hatırası.
İşte burada düşmeliydi son yazısı perdeye. Lakin hayat, hızla dönen tekerlek, kör aşık, kötürüm aşık. Ah hicran, zaman geçti, sarhoşluk geçmedi. Sihirli bir el dokundu, kadınlar beyaz giyip taçlandı. Bir alkış, bir kıyamet. Birer birer hep beraber kalsınlar diye fiyakalı fotoğraflar çektirdik. Adları siyah beyaz düşerken perdeye. Kimi sizinle yaşlandık, sildik gözümüzü. Kimi de unuttuk aklımızı. Dediler ki gökten üç taş düştü. Dedim ki ön sıradan ruhuma bir yer. Elini uzattı bir beyefendi. Bu ilk kitabımdan şöyle devam edeyim. Tabii tabii. Evet evet. İstanbul'a söylediğim bir şey. Siz makul ve mağrursunuz. Siz İstanbul, ben İstanbulsuz. Size herkes aşıktı. Ben sadece birine. Siz öldüren bir şehirdiniz. Yasınız hala bende. Siz belgin doruktunuz. Ne oldu sesinize? Sadra alışık söyle. Bir tango söyle. Yalnızlar rıhtımında. Neriman Köksal, Ayhan Işık, sizinle yaşlandık. Baktım hayal perdesinden taşlara kalan bahlar. Film bitmiş, son yazısı düşmemişti. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu Yeşilçam tutkusu nereden geldi? Size, içinize yerleşti diyelim. Kasabada çocukluğum benim Erzurum'un bir kasabasında geçti ve kasabada bir tek sinema vardı ve radyomuz vardı. Aslında hep radyolar vardır bende, hala öyle yazarım radyoları, eski radyoları yazarım ve o sinema çok önemliydi benim için. Bir tür dünyaya açılan perde, evet, gibi, pencere, evet, gibi değil mi? Ve orada kasabanın işte her akşam film başlamadan önce, bir saat önce hoparlöründen müzikler duyulurdu. Zeki Müren, Behi Aksoy ya, çalardı. Ya. Ve o bizi hazırlardı. Biraz sonra biz hazırlanacağız ve film seyretmeye gideceğiz. Çocukluğum benim Yeşilçam filmlerini izleyerek geçti. Dolayısıyla onlar hep çok özel anı olarak kaldılar. Hala aslında ben ikinci kitabımda söylemiştim galiba bir yerde, İpeğin Ağrısı'nda. Ben Yeşilçam'ı çamlarla dolu bir orman sanıyordum. Gerçekten öyle sanıyordum. İstanbul'a geldiğimde Yeşilçam sokağına gittim. Ve... Hani orman nerede falan böyle bir şaşırmıştım ben. İyi ki de aslında öyle düşünmüşüm. Çok şey bulurum, özel bulurum. Hayatımızın çok önemli bir parçasıdır aslında Yeşilçam filmleri, evet, diye düşünürüm. Anlıyorum. Şükran Belen, sizinle çok hoş bir sohbet oldu ama... Zaman bizim durduramadığımız bir şey. Umarız başka bir seferde daha fazla sizi konuk etmek isteriz. İkinci, üçüncü bölümümüz başlayacak ama hoş bir zamanı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ben ediyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kadar hızlı geçtiğini düşünemedim ben zamanım. Demek ki hızlı geçiyormuş. Hızlı geçiyor. Çok sağ olun. Evet. Konuk severleriniz için, evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Hepimiz hepinize. İçin hızlı geçiyor zaman ama kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın sevgili izleyiciler. Thank you.